Merhaba canlar. Hakkın selamı ve Muhammed Ali Şafat'ı üzerinizde hazır ve nazır ola. Verilen ikrar kadim ve dayım ola. Konumuz Alevilikte kirvelik erkanı. Değerli canlar, sünnet erkanında sözlü ve pratik olmak üzere iki boyut vardır. Kirvelik erkanında yapılacak olan hizmet sıralaması. Sözlü boyutu. Pir, sünnet geleneğinin tarihi boyutunu dini anlamını verilen ikrarın önem ve amacını anlatır. Pratik boyutu Kirve adayı belirlendikten sonra kendisine 12 kuruş verilir. Öf adet ve koşullar konuşulduktan sonra ikrar duası okunur. Pir kirvelere tarikat abdesti aldırır. Ele dökülen suyun anlamını anlatır. Sünnet geleneği ve tarihi boyutu Alevlikte kirvelik denince akla sünnet gelir. Dolayısıyla kirvelik sünnet erkanını genel anlamda ifade eden kapsamlı bir kavramdır. Şahitlik alemeti olan kirvelik Allah ile kul arasında gerçekleşen ikrara tanıklıktır. Aynı zamanda kirvelik yaşam sürecinde ekonomik ve sosyal anlamda aileler arasında paylaşmayı, dayanışmayı sağlayan önemli bir akrabalık kurumudur. Kirve ise çocuğu kucağına alan, sünnet erkenine tanıklık eden, şahitlik eden, çocuğun elini kolunu tutan, cesaret veren, sakinleştiren, teselli eden ve aynı zamanda yapılmış olan masraflara kısmen de olsa katkıda bulunan kişidir. Tarihi notlara göre sünnet geleneği İbrahim Peygamber'in oğlu İsmail'i sünnet etmesiyle başlamıştır. İnsan oğluna yönelik gerçekleşmiş olan bu pratik eyleme sünnet veya İbrahim peygamber geleneği denilmektedir. Erkek çocukların sünnet edilmesi sağlık açısından tıbbi ve bilimsel olarak büyük bir önem arz etmektedir. Sünnet erkanı zaman sürecinde din ve dini olmayan toplumlarda geleneksel kültür haline gelmiştir. Hatta bazı topluluklarda ergenlik çağına gelmiş kız çocuklarda sünnet edilmektedir. Kadınlara yönelik uygulanan bu sünnet geleneği sağlıksal tedbirden öteye evlilikten önce cinsel ilişkiye girilmemesine karşın alınmış cahilce bir tedbirdir. Sünnet geleneği ve dini anlamı Sünnet yaradan ile yaratılmış olan kullar arasında Allah'ın birliğini tanıma ve verilen ikrara bağlı kalmakla birlikte Allah ile kullar arasındaki muhabbet bağını sembolize etmektedir. Rivayete göre Allah İbrahim Peygamber'e sen ve senden sonraki nesillerinizle birlikte aktımı tutacaksınız. Tutacağınız aktım aranızda her erkek çocuk sünnet olacaktır. Ve sizin ile benim aramdaki alemet şahidimiz olacaktır demiştir. Kirvelik ikrarının önemi ve amacı. İkrarın inanç boyutundaki önemi gereği aile veya kabile veya aşiretle arasında yaşanılan düşmanlıklara, kötülüklere son vermek için kirvelik ikrarı verilerek tüm kötülükler ortadan kalkar ve yerini barışa iyiliğe ve dostluğa bırakır. İkrarın amacı hayatta yaşanılan, yaşanılan hata ve kusurları asgariye indirmek. Toplumsal yaşamda sahiplenmeyi, yardımlaşmayı, paylaşmayı, birlik ve beraberlik içinde dostça yan yana yaşamayı sağlamaktır. Dolayısıyla Alevi inancında kirveli kurumu önemli bir konuma sahiptir. Alevilerin ikrarı Hz. Muhammed Mustafa 12 imam ve ehlibeyte duydukları muhabbetten ve besledikleri sevgiden ötürü yaşam boyu kuşaktan kuşağa devam eder. İkrar bent olan aileler arasında evlilikler hiçbir zaman söz konusu değildir ve olamaz. Çünkü ikrar manen ahiret kardeşliğini ifade eder ki biyolojik kardeşlikten daha ileridir biyolojik kardeşler arasında evlilikler söz konusu olmadığına göre ikrar kardeşliğinde ise hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Çocuğa kirve adayının bulunması, verilen ikrar ve bu ikrarın nesilden nesile devam edip sürdürüleceğinden emin ve kanaat getirilen kişi arasında gerçekleşir. Verilen ikrar gönülden ve rıza ile olmalıdır. Önce sünnet olan çocuğa kabul görülen şahıs kirveliye aday olarak kabul edilir. Çocuğun anne ve babası kirveliye layık gördükleri şahsın evine giderler. Yemekte veya yemeğin dışında müsait bir zamanda uygun bir dille niyetlerini dile getirirler. Kirve adayı bu isteği ailesiyle görüşüp kabul etme kararına vardıktan sonra eve sözü ile taraflar birbirlerini niyaz ve tebrik ederler. Böylece kirvelik erkanının ilk adımı atılmış olur. Bu andan itibaren taraflar birbirlerini hal ve davranışlarından sorumludurlar. Çocuk tarafı ikrar vermek için kirvenin evine beraberinde 12 kuruş lokma olarak kömbe birkaç kırmızı elma ve çocuğunu yanına alarak giderler lokum şekeri, sabun ve el havlusu ise kirve adayı tarafından temin edilir. İkrar verme günü geldiğinde kirve adayının evine gidilir. Beraberinde götürülen 12 kuruş üç kere niyaz edildikten sonra pirin huzurunda kirveye takdim edilir ve peşine bir elma 4 parçaya bölünerek kirvelere dağıtılmasıyla sünnet erkanı başlar. Kalan elmalar, lokum şekeri ve kolonya misafirlere ikram edilir. İkrar niyetine 12 kuruş ve diğer görevler yerine getirildikten sonra pir darda duran kirvelere ikrar duası verir. Ey yeri göğü yaradan yüce Allah'ım şu an senin birliğini tanıdığına ikrar eden gülfesinden sünnet olarak İbrahim peygamberin ikrarını yerine getiren bu masum kulun hürmetine yalnız sana sığınır yalnız senden yardım diler ve yalnız sana ibadet ederiz. Sen Rahman ve Rahim olan ismin hakkı için dert verip derman aratma. Sağlıklı, sağlıklı, uzun ömür nasip eyle. Bol bereketli ve helal yoldan rızkını nasip eyle. Zihnini aç ve zekasını kuvvetlendirmeni temeni eyleriz. Evliya ve enbiyaların yüzü suyu hürmetine. Görünür görünmez kazadan, beladan, ateşten, afetten koru. Nebilerin, velilerin yüzü suyu hürmetine doğru yoldan ayırma. Hakkın birliğine, erin birliğine, müminin gönlüne diyelim Allah Allah. Ali el-Murtaza aşkına diyelim Allah Allah. Velilere, erenlere, evliyalara dua ve selam olsun. Onların aşkına diyelim Allah Allah. Hakla ilaha illallah, hak bir Muhammed Rasûlullah. Ali el-Veliyullah, ehli Beyt-i şefaat-i Resulullah. Gerçek erenlerin demine hu. Tarikat yani yol abdesti alınır. Tarikat abdestinin alınması üç defa tekrarlanmak şartı ile kirveler Allah Muhammed Ali diyerek aynı legende birbirlerinin ellerine su dökerek eller aynı sabunla yıkanır ve aynı havlu ile kurulanır. Sonrasında en yaşlı kişinin eli üste gelecek şekilde eller üst üste konulduktan sonra dar duası verilir. Bismillah Allah Allah ikrarınız kadim muradınız hasıl ola. Verdiğiniz ikrardan dönmeyesiniz. Elim erde yüzüm yerde hak Muhammed Ali yolunda erenler meydanında pir divanında hazır bulunan cemaatin huzurunda geldiğiniz yoldan durduğunuz dardan çağırdığınız pirden şefaat göresiniz. Allah'a kul, Muhammed Mustafa'ya ümmet, şah Merdan Ali'ye ikrarınız daim ola. Ceddim Cemali Yaramaz'a, uğursuza, pirsize ve ikrarsızların yoluna uğratmaya. Darınız, niyazınız, ikrarınız kabul ola. Muhammed Mustafa ve Ehli Beyt şahafatına nail eyleye. 12 İmam Katar'ından, Lidar'ından ayırmaya. Cenab-ı Hak dilde dileğinizi, gönülde muradınızı vere emeğinizi, hizmetinizi boşa vermeye, verdiğiniz ikrarı, yaptığınız duaları derya izzetinde kabul eylesin. Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, Gülbengi Pirihünkar Hacı Bektaş Veli, dil bizden ikrar İbrahim Peygamber'den ve sünnet Muhammed Mustafa'dan himmet Cenab-ı Hak'tan ola gerçeğindemine hu. Ele döklen suyun anlamı. Pir salavat getirerek anlatıma başlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ve ehli beyt la fete illa ali ve sayfa illa zülfikar. Pir, ellerinizi yıkarken ellerinizin kirliliği nasıl gitti ise bugüne kadar birbirinize karşı olan kin, husumet, düşmanlık, hor görme veya gönlünüzdeki kötü düşüncelerin de gittiğine ikrar ediyor musunuz? Kirveler, Allah Allah, Allah Eyvallah derler. Pir huzurunda verdiğiniz ikrar ile aranızdaki herhangi bir kırgınlığın, dargınlığın olmadığına ve ikrarı gönülden verdiğinize söz ve yemin ediyor musunuz kirveler? Allah Allah, Allah Eyvallah derler. 200'lü erkek kadın ve inkarcılara ebedi kalacak olan Allah'ın laneti vardır. Aranızda yüzlülük fesatlık dedikodu etmeyeceğinize yemin ediyor musunuz? Kirveler, Allah, 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 Eyvallah derler. Pir, ele dökülen suyun manevi anlamını anlattıktan sonra paylaşmayı, bölüşmeyi sembolize eden lokmaya dua verir. Bismişşâh, Allah, Allah. Lokmanız kabul, muradınız hasıl, Hak Muhammed Ali yardımcınız ola mazlumların seyidesi Fatma ana defterine kayıt olan Nuri Nebi Kerem Ali Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli deminehu. Allah Allah hak eyvallah gerçeğin demine hu evet değerli canlar lokma dualandıktan sonra iki parçaya bölünür bir parçası çocuk tarafına verilir diğer parçası ise kirvenin evinde misafirlere ikram edilir bu hizmetten sonra farklı bölgenin insanları iseler arzular, dilekler, koşullar ve en önemlisi olan öf adetler konuşulur. Kirvelik erkanı ile ilgili gerekli koşullar konuşulduktan sonra yemek yani sünnet yemeği diyelim e, yenilir. Yemek yenildikten sonra pir sofra duasını verir. Bismi Allah Allah bu gitti ganisi gele Hak Muhammed Ali bereketini vere. Yiyip yedirenlere pişirip kotaranlara içip içirenlere Şah-ı Merdan Ali yardımcısı olan hizmet sahipleri hizmetlerine şefaat bulan lokma hakkına evliyalar keremine cömertler cemine gerçek erenler demine hu Allah eyvallah yemek yendikten sonra ikrar verme seremonisi tamamlanmış olur son olarak sünnet gününde çocuk sünnet olmadan önce lokma pişirilir Çararlar yakılır ve çocuğa banyo yapılır. Çocuk banyosunu yaptıktan sonra sünnet duası okunur. Bismillâh Allah Allah. Ol Cenab-ı Hak yarattı Hazreti Adem'i. Hazreti Adem atadan doğdu bu zürriyet. Hakk'a kul oldu, peygambere ümmet. İbrahim peygamberden kaldı bu adet. Hazreti Muhammed'in ümmetine hem farz oldu hem de sünnet. Evliya, enbiyaların yüzü suyu hürmetine Verel Muhammed Mustafa'ya salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ve ehlibeyt beyt la ila ali la sayfa ila zülfikar. Pir sünnet duasını okuduktan sonra çocuk doktora veya sünnetçiye sünnet getirilir. Evet değerli canlar. Çocuk eve getirdikten sonra pişirilen lokma dualanır ve dağıtılır karşılıklı tebrikler kabul edildikten sonra sünnet erkanı tamamlanmış oluyor. Çocuk sünnet edilmesinden birkaç hafta sonra kirve kendi imkanları koşulunda hediyeler alarak çocuğu ziyarete gider. Ve böylece sünnet erkanı tamamlanmış olmaktadır. Aşkı muhabbetimle.